AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri dolayısıyla memleketi Kahramanmaraş'ta bir dizi temaslarda bulundu. Sabah saatlerinde programlara başlayan AK Parti Sözcüsü Ünal, ilk olarak 13 Şubat İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yaptı. Zekeriya Tanrıverdi Camii'nde cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılan Ünal buradan sonra Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı'nda seçim koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Tayyip Erdoğan olmak sözünün eri olmayı gerektirir, samimi olmayı, dürüst olmayı, cesur olmayı, erdemli olmayı gerektirir dedi. Tayyip Erdoğan olmak sözünün eri olmayı gerektirir. Tayyip Erdoğan olmak samimi olmayı, dürüst olmayı, cesur olmayı, erdemli olmayı gerektirir. Tayyip Erdoğan olmak milletin önünde fırtınalar eserken öyle elif gibi dimdik durmak demektir Tayyip Erdoğan olmak. Tayyip Erdoğan olmak kolay bir şey değil. Tayyip Erdoğan olmak demek 15 Temmuz gecesi uçağa bindiğinde pilota İstanbul'a diyebilmektir. Ünal, Merkez Dulkadiroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde parti olarak kişisel hesapların ve kişisel hırsların peşinde değil, milletin talimatları doğrultusunda iş yaptıklarını belirtti. 16 yıldan beri biz Türkiye ile beraber, milletimizle beraber bir siyasi parti gibi değil, milletin bizzat kendisi olarak milletimizle her an gönül bağımızı, milletimizin hassasiyetlerini, milletimizin taleplerini, dertlerini, sorunlarını, meselelerini kendi meselemiz bilerek 16 yıldan beri liderimizle, genel başkanımızla, cumhurbaşkanımızla beraber yol yürüyoruz. Yani milletin derdi bizim derdimiz, milletin meselesi bizim meselemiz. Çünkü bu millet bizi kendi sorunları, kendi sıkıntıları, kendi dertleri, kendi idealleri, kendi hayalleri için görevlendirdi. Biz de bunu kendimize vazife bildik. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çıkışlarını eleştiren Ünal şunları belirtti. Çırağa dükkan emanet edilmez. Böyle siyasetçilere bu ülkenin geleceğini emanet edemeyiz. Kendisi ana muhalefet partisinin genel başkanı, yeni sistemde İktidar iddiasının temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı adayı olması gerekirdi. Niye? Çünkü yeni sistemde hükümeti kim kuruyor? Cumhurbaşkanı kuruyor. Eğer ana muhalefet partisi genel başkanının iktidar iddiası varsa bunun Cumhurbaşkanı adayı olması gerekirdi. Ama bir iktidar iddiası olmadığı için parti içi muhalefetin başını çeken Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı göstererek bir rakipten kendisini kurtardı. Ünal, Muharrem İnce'nin terör örgütü elebaşı Feytullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarını da eleştirdi. Yani 4 tane terör örgütüyle mücadele eden Türkiye, güvenlik yani sınır güvenliği riskini bertaraf etmek için mücadele veren Türkiye, aynı şekilde şu anda büyük bir şahlanmanın ve yükselmenin eşiğinde olan Türkiye, doldur boşalt atış serbest, söz gelimi, lafın gelişi konuşan, hiçbir projesi olmayan, önümüzdeki 10 yıla ve değişimlere dair bir bakış açısı bulunmayan birisine emanet edilmez. Büyük işler büyük liderlerle yapılır.